Merhabalar herkese. Ben Türkiye Matematik Kulübü'nden Aleyna. Bugün ortaokul döneminde matematik eğitimini konuşmak üzere öğretmenimiz Sünem Uysal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hocam bizler sizi tanıyoruz birazcık da olsa. Seyircilerimiz için de kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Hüner Uysal. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunuyum. Yeditepe Üniversitesi Eğitim, Yönetim ve Denetimi üzerine de yüksek lisansım var. 27. yılımı çalışıyorum matematik öğretmenliği olarak. Şu anda bir kurumda, özel bir kurumda matematik öğretmenliği ve zümre başkanlığı görevini sürdürüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Matematik bölüm mezunu olduğunuz, ortaokulda matematik öğretmeni olduğunuzu söylediniz. Ben şunu merak ediyorum. Lisansta matematik bölümü okurken ortaokulda matematik öğretmenliği yapacağınızı hayal ediyor muydunuz? Tabii ki. Yani benim ilkokuldan itibaren ilkokul öğretmenim, Sercan öğretmenim vardı, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, öyle diyeyim. O öğretmenimden sonra hep içimde bir öğretmen olma isteği vardı. Yani ben başka bölümleri kazanacakken bile hep öğretmen olma hayaliyle bu bölümü okudum. Matematik bölümünü bitirdiğim zaman da zaten okul içerisinde öğretmenlik formasyonunu alarak direkt okul biter bitmez de öğretmenliğe geçtim, öyle diyeyim. Güzel hocam. Size şimdi daha çok matematik eğitimine yönelik bir soru sormak istiyorum. Sizce ortaokul döneminde matematik eğitiminin temel hedefi veya hedefleri nelerdir? Amaçları? Aslında şöyle söyleyeyim, günlük hayatın gerektirdiği matematik bilgi ve becerileri kazandırmaktır aslında. Yani ona göre problem çözmeyi öğretebilmek, çocuğun günlük hayatla karşılaştığı soruları ilişkilendirerek onun aslında çok ütopik bir şey olmadığını, matematiğin çok ütopik bir şey olmadığını, hayatın içinde olduğunu ve problem çözme becerisini kazandırmak diye düşünüyorum en önemli yanı. Teşekkürler hocam. Peki sizin de dediğiniz gibi problem çözme becerisini kazandırmak ve 2018 yılında yenilenen müfredatta da ilköğretim matematik müfredatının temel amaçlarından biri de bu problem çözme yeteneğini günlük problemlerde de karşılaşılan problemlerde de uygulanması. Evet. Sizce bu durum nasıl? Öğrencileriniz uygulayabiliyor mu? Yani evet, ortaokul dönemindeki bir öğrenci matematikte çok başarılı olabilir ama günlük hayattaki başarısı nasıl? Oraya bu problem çözme yeteneğini yansıtabiliyor mu? Konudaki düşünceniz nedir? Benim bu konudaki düşüncem şu, evet bir çocuk akademik olarak çok başarılı olabilir fakat problem çözme becerisi gerçekten çok önemli öğrenciler için. Biliyorsun son yıllardaki sınav sistemi LGS'ye döndükten sonra da değişti. Şöyle değişti, daha çok problem çözme, okuma anlama, okuduğunu anlama ve bilgiyi yorumlama şeklinde, bilgiyi uygulama şeklinde bir sınav sistemi yaşıyoruz. Dolayısıyla öğrencinin sadece bilgiyi bilmesi bu anlamda yetmiyor. Bunu uygulayabilecek beceriye de sahip olması gerekiyor. O yüzden aslında bunu sadece ortaokul değil, ilkokula kadar bunu indirmemiz gerekiyor. Yani ilkokulda öğrenci problem çözme becerisiyle, tahmin yürütme becerisiyle yetişerek, yani sadece bilgiyi alan değil, bunu uygulayan ve nasıl diyeyim, bu beceriyi kazanan bir öğrenci olduğunda ortaokula geldiğinde de rahat ediyor bu anlamda. Çünkü artık bilgi günümüzde geçerli değil. Bilgiyi zaten her şekilde ulaşabiliyoruz, her yerden ulaşabiliyoruz, her şekilde edinebiliyoruz. Önemli olan bunu uygulayan, bunu hayata geçiren, aslında gerçekliğe döndüren ve o ilişkiyi kuran öğrenciler bizim için önemli. Hocam çok haklısınız. Bu konuda gerçekten öyle. Burada da bence öğretmenlere büyük bir görev düşüyor. Çünkü gerçek hayatla ilişkilendirme yaparak anlatım belki de öğrencilerin günlük hayatı yansıtması, problem yeteneğini yansıtmasını geliştirecektir. Hocam. Burada hemen katılıyorum sana. Şöyle katılıyorum. Yani öğretmenin de aslında, yani orta öğretimdeki öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin aslında bu konuda donanımlı olması gerekiyor her alanda. Yani
bu çocuğu hani nasıl bir yaklaşım içerisinde olacak, soruya nasıl bakış açısı kazanacak ya da olaya nasıl yaklaşacak, bu konuda aslında öğretmenimizin de donanımlı olması gerekiyor. Bu çünkü böyle donanıma sahip bir öğretmenin problem çözme yaklaşımına ve bilgi düzeylerine bağlı olarak da öğrencilerin problem çözmeye ilişkin kazanımları ve becerileri şekillendirmesi daha kolay oluyor. Yani o, yine sonuçta nereye dönüyoruz? Yine öğretmenin bu konudaki becerisine ve yeteneğine dönüyoruz aslında. Bu konuda da eğitim fakültelerine çok iş düşüyor. Eğitim fakültelerine çok iş düşüyor bu anlamda. Kesinlikle hocam, katılıyorum. Bu konuda eğitim fakültelerine ciddi ölçüde bir iş düşüyor. Çünkü geleceğin öğretmenlerini, geleceğin neslini yetiştirecek öğretmenleri yetiştiriyorlar ve siz de çok haklısınız. Hocam peki şunu da söylemek istiyorum. Matematik dediğiniz gibi problem çözme yeteneği, mantıksal düşünme, tahmin edebilme, bunların yanı sıra matematiksel düşünme, aslında matematik öz matematiğiyle düşünebiliyor, yorumlayabiliyor, kavramları doğru kullanabiliyor olmaları gerekiyor ki öğrencilerin nevi bunları uygulayabilsinler. Peki öğrencilerimiz matematiksel düşünebiliyorlar mı? Veya öğretmenlerimiz matematiksel düşünmeyi arttıracak neler yapabilirler? Valla şöyle söyleyeyim, şimdi matematik bir iletişim aracı aslında, bir dil aslında, yani kapıyı açan bir dil aslında, bir anahtar. Burada matematiksel düşünme tabii ki tek başına yeterli olmuyor. Burada öğretmenin öğrencilerine yapması gereken, dediğim gibi sadece bilgiyi veren değil, aslında çocuğa düşün, eşleş, paylaş yöntemiyle de o bilgiyi çocuktan geri bildirim olarak alan ve çocuğun nerede, nasıl hata yaptığı ya da nereyi nasıl düşündüğünü görebileceği bir çalışma içerisinde planlarını ayarlaması gerekiyor, uygulaması gerekiyor. Yani tek başına yetmiyor aslında bilgi ve onu uygulamak ya da öğretmen zaten biliyorsunuz bu süreçte şu an hepimiz online eğitim veriyoruz. Birçoğumuz okula gidiyoruz, birçoğumuz evden online eğitim veriyoruz. Burada bunu yaparken, dersini öğretmen planlarken, yani çocuğa bu eğitimi verirken aslında tek düze anlatan değil, çocuğu da bu işin içine katan ve çocuğun dediğim gibi, yani belki tekrar olacak ama bu çok önemli. Çocuğun neyi ne kadar aldığını ve neyi ne kadar yorumladığını mutlaka geri bildirimini alması gerekiyor ki çocuk da bu bir düşünme biçimini yerleştirebilsin. Bilmem cevap oldu mu? Oldu hocam, teşekkürler. Aslında bir nevi her yol şuna çıkıyor. Öğretmen önemli. Öğretmenin anlatımı, inançları ve yaklaşımı çok önemli. Evet. Buna çıkıyor. Teşekkür Evet. ederiz hocam. Benim bir diğer sorum da şu olacak. Ya açıkçası şöyle, bu kaynaklar çok fazla. Dediğiniz gibi soru de değişiyor, farklılaşıyor ve çok fazla bir kaynak var. Öğrenciler için doğru kaynağı nasıl seçmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Ve bunları nasıl aktarmalıyız? Kaynak konusunda haklısın. Çok fazla kaynak var ve çok fazla kirlilik var aslında. Yani veli ayağında da, okul ayağında da, öğretmen ayağında da. Yani zaten veli, okul ve öğrenci, hani biz bir üçgen içerisinde bulunduğumuz için burada aslında bunun velilerimize, yani okulların velilerine, öğretmenlerin velilerine ve öğrencilerine çok iyi aktarması gerekiyor. Bir kere bu yine dediğim gibi öğretmenin bu konuda donanım sahibi olması gerekiyor. Yani kaynak incelemesi gerekiyor. Neler var? Hani piyasadaki dediğim gibi birçok kaynak var ama bunlardan hangisi öğrenci için en ideali olan? Tabii ki dediğim gibi okulun aslında kendi işleyiş planı içerisinde, kendi yaptığı programlar içerisinde okulun kendi yürüttüğü çalışmalar var. Kendi nasıl diyeyim, ürettiği, öğretmenlerin zümre olarak ürettiği kaynaklar var. Tabii ki birincil olarak aslında okulun kendi ürettiği kaynaklar ön planda olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hani o daha sağlıklı olan, daha süzgeçten geçen bir sistemle yapılıyor bu işler. Bunun dışında mutlaka velilerimiz bize ek kaynaklar soruyorlar ya da mutlaka alıyorlar. Yani velilerimizi şöyle söyleyeyim, okuluna sormadan, öğretmenine sormadan bir kaynak almaması gerekiyor aslında. Çünkü bu çocuğa yarardan çok zarar getirebiliyor. Hiç olmaması gereken bir şekilde öğrenciyi hem yoruyor hem matematikten soğumasına neden oluyor. Okul öğretmeni
ders öğretmeni, öğrencisini en iyi tanıyan, en iyi analiz eden ve eksiklerini ya da fazlalıklarını en iyi bilendir aslında. Yani onun yönlendirmesi doğrultusunda bu kaynaklara sahip olmak bence en doğru olan diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederiz. Bu konuda bir şunu söylemek istiyorum. Aslında bir nevi de bence öğrenciyle kaynak arasındaki uyum da çok önemli. Biraz da öğrenciyi de seçtirmek, açtırıp kitabın içine baktırmak gerekir. Eğer gerçekten öğrenci sevmiyorsa çözmeyebiliyor. Matematiğe de bir sevdiği hiçbir şekilde. Bu konuda öğrenciyi de katmak gerekir. Öğrenci öğretmen ilişkisini de aslında kaynakta seçtirmek. Yani katılıyorum çünkü gerçekten matematiği hani öğrenciye biz sevdirmeye çalışıyoruz. Gerçekten öğretmenler olarak matematiği sevdirmeye çalışıyoruz. Şimdi sevdirmeye çalışırken bir taraftan da sırf yanlış bir kaynak seçimi yüzünden çocuğu kaybetmek gerçekten çok talihsiz bir durum oluyor. O yüzden tamamen katılıyorum sana Aleyna. Yani aslında bunun bir kombinasyon içerisinde gerçekleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet hocam. Benim bir diğer sorum da şu. Aslında yeni kaynaklarla gelmişken şöyle söylemek istiyorum. Kaynaklar da farklılaşmaya başladı. Değişen sınav sistemiyle birlikte daha çok beceri temelli sorular yerleştiriliyor. Peki biz öğretmenler olarak, öğretmen adayları olarak ders planlarımıza bu beceri temelli soruları nasıl aktarabiliriz, nasıl işleyebiliriz, ne sıklıkla ve nasıl? Şimdi güzel bir soru sordun aslında. Şimdi benim de stajyerlerim var, stajyer öğretmenlerim var, adaylarım var sizler gibi. Üçüncü ve dördüncü sınıfta bize geliyorlar. Onlara da hep yaptığım mentorlukta şunu söylüyorum. Mutlaka ders planlarını yaparken sadece bilgi değil, yani soruyu çözmek değil, öğrencinin de o soruya ulaşabilmesi için gerekli materyalleri vermek lazım. Yani her zaman biz şöyle soru cevap, soru cevap. Hani o şekilde gittiğimiz için bu öğrencide çok bir şey kazandırmıyor. Dolayısıyla bizim öncelikle bir soruyu öğrenciye yönelttiğimiz zaman öncelikle kendimize yöneltmemiz gerekiyor o soruyu. Aslında ben öğrenci olsam böyle bir soru bana gelse ben burada nasıl düşünürdüm? Bir öğrenci olsaydım bunu nasıl görürdüm? Nasıl çözüm yolları arardım? Yani matematikte biliyorsun çözüm yolları çok farklıdır. Doğru yol bir tanedir ama çözüm yolları farklıdır. Önemli olan öğrenciye bu farklı çözüm yollarından soruyu çözebilmeyi göstermektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla sizler planlarınızı hazırlarken, bir soruyu çözerken öğrenci eskiden şey vardı mesela açık uçlu hala var ama açık uçlu sorular var mesela. Açık uçlu soruları biz çözüm anahtarı yaparken, cevap anahtarı yaparken hep şuna bakarız. Öğrenci burada ne düşünür? Belki bir soruyla ilgili 5-6 tane çözüm yolu buluruz ve işte bu yönleri de tek tek mesela değerlendirmeye alırız. Bunun için aslında her yaptığınız çalışmayı sadece sonucu odaklı değil, öğrenci odaklı hazırlamanız gerekiyor. Ve mutlaka öğrenciden geri bildirim almanız gerekiyor. Yani bir derste 20 soru çözmektense 4 tane 5 tane soru çözüp ama böyle gerçekten öğrencinin düşünme becerisini, matematik becerisini, problem çözme, eleştirel yani bunların hepsini bir arada düşünüyorum tabii ayrı ayrı söz saymıyorum. Bunların hepsini içine alan çocukların da tabii öğrenme stillerini de düşünerek hepsini içine alan sorular yönelttiğinizde bunlara da videolarla işte nasıl diyeyim konu girişleriyle süslediğinizde yani yerleştirdiğinizde gerçekten öğrenmenin gerçekleşmemesi için bir sebep görmüyorum. Çok haklısınız gerçekten. Sorudan ziyade soruyu özümsemek, orada ne yaptığını farkına vardırmak belki de öğrenciye çok mutlu. Evet, katılıyorum. Evet, bunun dışında da yine farklı bir alana değineceğim. Günümüzde artık önemini fark ettiğimiz bir alana değineceğim. O da şu, pandemi dönemiyle birlikte de fark ettik. Eğitim teknolojileri artık ön plana çıkmaya başladı. Artık uygulamalar kullanıyor hocalar. Daha çok artık online dersler yapıyorlar, çevrim içi dolayısıyla artık eğitim farklılaşıyor. Teknolojinin önemi arttı. Siz teknolojiyi derslerinizde nasıl kullanıyorsunuz? Eğer önerileriniz varsa bize sunabilirsiniz. İşte şu güzel gibi. Şimdi dediğin çok doğru. Aslında pandemi dönemiyle beraber öğretmenler olarak ve okul olarak diyeyim yani genel olarak bütün paydaşları olarak söyleyeyim kendimizi hiç bilmediğimiz bir ortamda bulduk.
Yani ilk başta biz de çok bocaladık ama bunun öğretim materyalleriyle beraber destekleyerek bu işin içinden kolayca çıkmayı, okul olarak kolayca çıkmayı başardık. Ne yaptık onu söyleyeyim. Eğitim teknolojileri tabii olmazsa olmazlar biliyorsun. Çocukların öğrenme şöyle söyleyeyim, ekran karşısında biliyorsun anlatan öğretmen olarak bulunmak öğrenciyi bir müddet sonra sıkıyor ve dersten koparıyor. Dolayısıyla bizim öğrencilerin ekranda kalma sürelerini, bizimle kalma sürelerini arttırmak için derslerimizi yaparken de planlarımızı mutlaka buna göre düzenliyoruz. Zümre öğretmenlerimizle beraber her hafta bir gün mutlaka zümre toplantıları yapıyoruz. İşte her seviyede seviye sorumlularımız var. Her seviyede işte öğrenciye mesela bir konuyu nasıl anlatabiliriz? Orada hangi materyalleri kullanabiliriz? Hangi teknolojik araçları kullanabiliriz? Bayağı bir geniş şeyimiz var, portföyümüz var aslında. Dolayısıyla bunların mutlaka ders planlarının içerisine katılması gerekiyor. Mutlaka katılması gerekiyor çünkü tek düze bir anlatım derste öğrenciye katkı sunmuyor. Okul gibi değil çünkü. Hani okulda fiziksel olarak bulundukları için çocuğa dokunabiliyorsunuz, göz teması kurabiliyorsunuz, yanına gidiyorsunuz, gidiyorduk yani. Ama şimdi ekran karşısında onların ilgisini çekecek, cezbedecek bir sürü uygulamalar var. İşte bunlardan birkaç tanesini eğer istiyorsan herhalde onları istiyorsun benden. İşte mesela Keynote uygulaması var. Bizim çok kullandığımız. İşte Padlet var mesela kullandığımız. Quizlerde kullandığımız Quizizz programı var. Sınavlar, sınavları bununla yapıyoruz. Ödevlerimizi Google Form aracılığıyla işte veriyoruz. Öyle kullanıyoruz. Classroom, Google Classroom zaten kullanıyoruz. Bunun dışında Socrative kullanıyoruz. Class Dojo kullanıyoruz. Socrative kullanıyoruz. Onu söyledim sanıyorum. Padlet kullanıyoruz. Başka? Kahoot kullanıyoruz. Bunun gibi yani bir sürü şu an aklıma gelmeyen dediğim gibi dersin konusuna göre, anlatımına göre çocuğa hangisi faydalı olacaksa tabii bir ön inceleme yapıyoruz, ön araştırma yapıyoruz bununla ilgili. Orada TeacherMate kullanıyoruz şimdi geldi aklıma. Böyle. Hocam peki bu uygulamaların öğrenciler tarafından nasıl gözlemleriniz nasıl mı etkili oluyor mu? Ekran karşısındalar ama onları çekmek adına teknolojileri kullanmak, uygulamaları kullanmak ne derece etkili oluyor? Ya aslında şöyle söyleyeyim tabii şimdi çocuklar bütün gün ekran karşısındalar. Bu bir kere onlar için zaten bir yorgunluk vesilesi. Ama hani en çok kağıtı seviyorlar. Kağıt yapacağımız zaman havalara uçuyorlar. Hadi hocam, hadi hocam kağıt yapalım diye. Yani onu çok seviyorlar. Aslında bizim buradaki amacımız onu birazcık da böyle dersi öğrenme aracı olarak kullanıyoruz. Yani çok fazla nasıl diyeyim? Hani bütün bir ders onunla değil. Hani öğretmenler şimdi böyle düşünmesinler. Hani acaba bütün dersi mi yapıyorlar? Tabii ki hayır. Biz yine normal bilgi beceriyi baştan veriyoruz. Sonradan bunların kazanılmadığını yani geri bildirim olarak öğrencilere bunu uyguluyoruz. Ve çocukların çok hoşuna gidiyor. Yani farklı araçlarla karşılaşmak. Çünkü çocuklar biliyorsun bu nesil çocuklar gerçekten bizden 1-0 önde gidiyorlar bu araçlar konusunda. Hatta o yüzden de bunların kulağına, gözüne çok güzel hitap ediyor, öyle diyeyim. Yani güzel gidiyor. Hoşlarına gidiyor, öyle diyeyim. Hocam artık öğrencilerin hoşlarına giden uygulamalar kullanmakla geri bildirim konusunda bu çok mühim. Çünkü öğrenciler hoşlarına giden uygulama üzerinden yaptıkları zaman, denedikleri zaman daha çok kendilerini veriyorlar. Belki de bir kağıt ve kalem koysaydık önlerine belki de hoşlarına gitmeyecekti. O yüzden Evet, çok haklısınız. katılıyorum sana. Hocam, şimdi de farklı bir soru sormak istiyorum. Aslında bu da daha çok sınıf içi bir soru. Biliyorsunuz bizim çok çeşitli konularımız var ve bu konular daha çok ortaokul dönemindeki öğrenciler soyut değil, somut anlam üzerindeler ve dolayısıyla aslında bizim materyalleri kullanmamız gerekiyor. Siz materyalleri sıklıkla ne şekilde kullanıyorsunuz ve eğer varsa vermek istediğiniz örnekler de verebilirsiniz.
Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim bir matematik laboratuvarımız var. Bu matematik laboratuvarında da çocukların strateji kullanabileceği, stratejiyi uygulayabileceği bir takım oyunlar var. Yani biz bu oyunları çocuklara, yani oyun derken oyun anlamlı değil ama bu oyunu ders kazanımlarına beraber nasıl kullanabiliriz diye kafa yoruyoruz. Bu tür oyunları, daha çok öğretici oyunları seçerek laboratuvarımızı zenginleştirdik. Tabii sadece oyunlar değil burada. Burada işte birim küplerden tut, kesirleri anlatırken ilkokula da yönelik bir laboratuvar bu. Kesirlerden, oran orantıdan, yüzdelerden, üç boyutlu cisimlerden, yani onları çünkü dokunarak, yaşayarak görmeleri gerekiyor. Bir kübün açılımından tut vesaire bir sürü şeyler. Yani şu an nasıl diyeyim, bayağı zengin bir laboratuvarımız var. Yani çocuğun dokunup ellediği şeylerin dışında bir de iPad'den mesela oyunlarımız var. Matematiksel oyunlarımız var. Abone olup, üye olup bunları işte çocuklara ders kazanımlarına göre kullandığımız oyunlarımız da var. Ama ben de şöyle düşünüyorum. Matematik materyalleri mutlaka ders anlatımına, derslerin kazanımına mutlaka yedirilmeli diye düşünüyorum. Yani çocuk onu dokunmalı, dokunarak, yaşayarak, yaparak öğrenmeli. Çünkü bu çocukta daha çok kalıcı hale geliyor bilgiyi. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Kesinlikle haklısın. Şu an diğer sonunda daha farklı bir soru. Açıkçası biz sizle başladığımızda kitap inceleme komisyon üyesi olduğumuzu öğrendik. Sizce kitap değerlendirmede önemli kriterler nelerdir? Aslında bu soruyu sormuştum ama kaynak incelemelerine sormuştum. Peki kitap değerlendirmede nelere dikkat ediyorsunuz değerlendirmeler konusunda? Şimdi değerlendirmelerde ciddi bir emek var aslında. Bir aylık bir süremiz oluyor. O bir aylık sürede kitabı her yönüyle, yani baskısından tutun resmine kadar, resmi dışında işte içeriğine kadar, konu anlatımına kadar, verilen örneklere kadar, örneklerin çözümüne kadar, yani doğruluk yanlışlık anlamında her şey kontrol ediliyor. Tabii ki burada mutlaka öncelikle bir konu akışı önemli. Yani basitten zora doğru çocuğun. Ve artı, tabii artık yeni nesil sorular da işin içine girdiği için bunlara ne kadar değinilmiş öğrenciye, yani bizim aslında kitabı öğrenciye sevdirmemiz lazım. Çocuk kitabı eline aldığında ben bu kitabı yaparım ya da ben bu kitabı işte rahatlıkla çözerim. Elinde olması lazım, yani kitaptan ayrılmaması lazım. Bunu sağlamak da tabii çok zor, biliyorsunuz. Yani hani hem çocuğa dokunan bir kitap olacak, hem onun sevdiği bir kitap olacak. Elimizden geldiği kadar kitap inceleme komisyonu olarak bunlara dikkat ediyoruz. Tabii hata olmaması gerekiyor. Çünkü çocuk sonuçta kitapla baş başa kaldığında çocuğu yanlış bir şeye sevk edecek hiçbir şey olmaması gerekiyor. Düzgün olması gerekiyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorum da şu olacak. Açıkçası bu sistem, yani bilim, mühendislik, matematik ve teknolojinin bir arada kullanılması, ders planlarında uygulanması çok önerilen bir konu. Siz uyguluyor musunuz, uyguluyorsanız diğer alanlardaki öğretmenlerle birlikte mi ortak çalışmalar yapıyorsunuz ve ne gibi sonuçlar alıyorsunuz? Biz okul olarak buna önem veriyoruz. Özellikle bizim hep düşündüğümüz, yani planladığımız şey şu: disiplinler arası işbirliği. Bu bizim için çok önemli, okulumuz için. Bir fen öğretmeni, bir müzik öğretmeni, bir resim öğretmeni, matematik, Türkçe hatta. Yani bir araya gelip işte projeler üretip çocuklara o projeler yönünde, bazen seviyelere bölüyoruz. Mesela işte 5. sınıflar olsun, 7. sınıflar olsun gibi. Bazen bütün okula bunu hani yapmak dansa belli seviyelere, belli gruplara bu projeleri ayırmak ve bölmek daha iyi geliyor aslında. Burada bu konuda hani en çok derslerin işlem, mesela bir matematik dersini bir beden eğitimi dersine içine katarak, mesela ya da ne bileyim bir fen dersini beden matematik mesela üçlü şeklinde, ya da bütün derslerin içinde olduğu projeler okulumuz
anlamında yapıyoruz ve biz proje çalışmalarına çok önem veriyoruz. Yani öğrencinin bu konuda desteklendiğini düşünen bir okuluz. O yüzden proje çalışmaları bizim için çok olmazsa olmazımız, öyle diyeyim. Aslında proje yaparken öğrenciler süreç içerisinde öğrenme de gerçekleşiyorlar. Aynı çalışmaları yapıyorlar. Kendi akranlarından da öğreniyorlar. Yeri geliyor akranlarına geri bildirim sunuyorlar. Yanlışlarını fark ediyorlar, düzeltiyorlar. Bu konuda gerçekten projeler çok çok önemli. Şu anlamda önemli Aleyna'cığım. Mesela projeyi sadece yapmaktan ziyade bir de onu sunmak var sonunda, biliyorsun. Bu da öğrencinin aslında sunum becerisini, kendini ifade edebilmesi. Yani toplum içerisinde kendini ifade edebilmesi, yaptığı işe sahip çıkması, bunlar da bence öğrenciye kattığı değerler diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam, kesinlikle çok haklısınız. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Kendini ifade edebilmesi, sunması, yaptığı işi. Evet, sahip çıkması bile. Sahip çıkması. Şimdi yine farklı bir noktaya değinmek istiyorum ama bize üniversitelerde öğretilen ve çok önemli bir konu. Kavram yanılgıları. Öğrenciler işte bir kavramı yanlış öğrendiği zaman devamı geliyor ve üzerine yanlış koyarak gidiyor aslında bu nevi. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Biz öğretmenler olarak öğrencilerimizin geçmişten gelen veya yeni anlatılan bir konuda oluşan kavram yanılgılarını nasıl fark edebiliriz ve bunları düzeltmek adına neler yapabiliriz? Aslında şöyle söyleyeyim. Eğer öğretmen anlatan değil, öğrencilerine hani öğrenme sistemini, öğrenme çemberini beraber paylaşan bir lider olarak dersi işlediğinde zaten bu kavram yanılgıları çok rahat görülüyor. Yani sadece dersini motomot işleyip giden bir öğretmenden ziyade öğrencilerini mutlaka geri bildirim alması gerekiyor öğretmenin. İşin içine katması gerekiyor. Soru sorması gerekiyor. Soru sorduğu zaman düşünme becerileri öncelikle zaten burada ön plana çıkıyor. Öğrencinin düşünme biçimini, düşünme becerisini yerleştirmesi gerekiyor öğrenciye aslında. Öğrenci tasdikleyen değil, aslında sorgulayan olması gerekiyor. Burada bu çok önemli. Sorgulayan bir öğrenci kitlesi karşınızda olduğunda zaten bu kavram yanılgıları farkında olmadan birbirlerine bile öğretebiliyorlar. Dediğin çok doğru. Demin de dedin ya, akran öğrenmesi çok önemli diye. Bazen farkında olmadan bir bakıyorsunuz, biri diğerine yok öyle değil, böyle olması gerekiyor dediğinde zaten ortaya çok da güzel bir atmosfer çıkıyor. O yüzden dediğim gibi kısaca tekrar bağlamak gerekirse, öğretmenin mutlaka aktif değil, aslında yarı pasif, yarı aktif öyle diyeyim. Yani pasif olması gerekiyor ki öğrencinin bu işin içerisinde aktif bir şekilde bulunması açısından. Aldık zaten, öğretmen fark ettiği zaman, eğer fark ederse bu kavram yanılgısını, fark ettiği an kolaylıkla aslında çözebilir durumu, açıklayabilir bu yanılgıyı. Aynen, bir de mesela şeyler var Aleyna'cığım, hani mesela biz her konu bitince demeyeyim. Her konu bitiminde hemen hemen küçük quizler yaparız. Bütün öğretmenler bunu yapar öğrencilerine. Hani burada acaba ne tür beceriler kazandı çocuklar, ne yaptık, konuyla ilgili neler ben verdim ama çocukların hani bana geri dönüşü nasıl olacak? Bununla ilgili zaten bir değerlendirme açık uçlu özellikle yaparız yazılıdan önce. Dolayısıyla bu da zaten çocuğun oradaki hani neyi nasıl aldığını bize en güzel resmi oluyor. Çok güzel bir resim çizmiş oluyor bize. Evet hocam. Teşekkürler. Yani burada aslında değerlendirme çok mühim. Biz öğrencileri nasıl değerlendireceğiz? Onlara nasıl teste diye hitap ediyorum ama bu açık uçlu veya çoktan seçmeli testten ziyade bir etkinlik, belki bir oyun da olabilir. Yani öğrencileri gözlemleyip onların ne olabildiğini görmemiz gerekiyor ki biz aslında onların kavram yanılgısı var mı yok mu karar verelim. Çok rahat çıkıyor. Çok rahat çıkıyor. Yani çocuklar çünkü çok rahat hani çok rahat her şeyi anlatabildiği için, söyleyebildiği için çok rahat çıkıyor. Olmayanı da dediğim gibi bir şekilde öğretmenin artık becerisine kalıyor. O çocuktaki kavram yanılgısını fark etmek öğretmenin biraz becerisine kalıyor. Evet hocam, haklısınız. Öğretmenin becerisine kalıyor. Hocam şimdi de daha farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bu aslında biraz bizim genel ülkemizin belki de bir sorunu değil, dünyadaki bir sorun. O da şu:
PISA sınavı oluyor biliyorsunuz. 15 yaşındaki çocuklara bir sınava tabi tutuluyor ve bu sınavda aslında doğrudan matematik becerilerine değil, PISA sınavında matematik okuryazarlığına değiniliyor, bakılıyor. Evet. Konuda ama bizim ülke sıralamamız maalesef çok iyi değil. Biz bunu nasıl geliştirebiliriz veya nasıl bunu arttırabiliriz? Yani dediğim gibi aslında çocukların ilkokuldan itibaren matematik okuryazılı olarak geliştirmek zorundayız. Yani bilgiyi alan değil, bilgiyi uygulayan olmalı çocuk. Bilgiyi uygulayan ve bundan da keyif alan bir çocuk olmalı. Yani biz ta bebeklikten düşünün, yani okuldan öncesi de bu işin aslında çok önemli. Ailelere burada çok iş düşüyor aslında. Yani çocuğu hazırcı değil, aslında hayata hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bir takım sorumlulukları daha küçükten verip ona problem çözme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde dediğim gibi okul öncesinden biz yani bu şekilde yetişen bir çocuk okula geldiği zaman da anaokulu, ilkokul, ortaokul sürecinde de yine aynı şeylere maruz kaldığında yani aynı sisteme maruz kaldığında zaten bu otomatikman ortaokuldan sonraki sınav sistemine de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Biz biraz çocukları galiba bu konuda çok problem çözmeyle maruz bırakmıyoruz diye düşünüyorum. Yani evet, günlük hayat problemleriyle de belki de karşılaştıkları her zorla aslında velileri onları çözdüğü için onlar başa çıkmaya çalışmıyorlar. Dolayısıyla belki de matematik okuryazarlığı, yani matematiğin karar vermesi, uygulanması bu belki de eksik kalıyor. Tabii yani dediğin gibi ailelere çok iş düşüyor bu anlamda. Yani çocuklar hep korumacı olarak bazen hani yaklaşılabiliyor. Bunun olmaması gerekiyor. Çocuk bir şeyle maruz kalmalı. Çünkü çocuk ancak bir şeye maruz kal, yani sadece çocuk değil, bizler de öyle değil miyiz? Büyükler de öyle değil miyiz? Biz bir probleme maruz kalmadıkça o problemle ilgili bir çözüm üretir miyiz? Üretmeyiz. Bu da öyle. Yani ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum mesela. Bizler hep sürekli problemlerle karşılaşan ve problemlere çözüm üreten bir nesildik. Bizim jenerasyonumuz. Ama şimdi bakıyorum genel olarak bütün çocukların, hele yeni nesil çocuklara bakıyorum. Çoğunlukla hep böyle bir şekilde hani işleri hallolan, çok fazla yorulmadan aslında öyle değil. Yani çok fazla bu tür becerilere nasıl diyeyim yani ulaşmadan geliyorlar. Bu da tabii çocukların neden düşüneyim ki? Herhalde ona neden oluyor yani. Neden düşüneyim ki? Neden yapayım ki? Durumuna neden oluyor. Doğru hocam. Çok haklısınız. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Benim sorularım bitti. Yani son sorum soracağım. O da şu ve bence çok önemli bir soru bu. Nitelikli bir ortaokul matematik öğretmeni nasıl olmalıdır? Burada aslında size öğretmenlere ve öğretmen adaylarına önerileriniz nelerdir diye soracağım. Kendilerini nasıl yetiştirirler? Yani şöyle söyleyeyim, rol model olmalıdır bence. Yani öğretmen öğrencisine rol model olmalıdır. Çünkü gerçekten öğrenciler, ben öğrencileri hep şey gibi düşünüyorum, fotoğraf makinesi gibi düşünüyorum. Nasıl çocuk ailesini fotoğrafını çeker ve hayatına onu yansıtır, bir takım şeylerle davranışlarına bunu yansıtır. Öğrenciler de gerçekten dersine girdiği öğretmenin fotoğrafını çekiyor. Nasıl çekiyor? Öğretmenin düşünme biçimini çekiyor. Ders işleme tarzını çekiyor. Konuya nasıl yaklaşıyor? Çocuğa nasıl yaklaşıyor? İşte nasıl soru soruyor? Nasıl cevap bekliyor? Nasıl ders işliyor? Yani bu anlamda aslında direkt böyle verebileceğim bir reçete yok. Çünkü bu dediğim gibi öğretmenlik aslında zaman içerisinde karşılaşıldıkça, yapıldıkça insanı geliştiren bir şey. Ha, bu materyal anlamında tabii ki bu anlamda size söyleyeceklerim var. Bir kere çok iyi araştırın, okuyun arkadaşlar. Etrafınızda, çevrenizde matematikle ilgili okuyorsunuz. Matematikle ilgili neler oluyor? Matematiği çok iyi özümsemeniz lazım. Yani bir matematik nasıl diyeyim? Matematikle ilgili mesela bir konu anlatıyorsunuz.
onun mutlaka tarihçesini bilmeniz lazım. Çocuğa yani işin tarihçesini, Türkçesini, aslında bizler matematik öğretmeniyiz ama aslında tarih öğretmeniyiz. Aslında bir Türkçe öğretmeniyiz. Çünkü orada mesela bir soruyu okurken çocuğa diyoruz ki bakın burası çok önemli. Burayı çok iyi okun. Altını çizmeniz lazım. Vurguluyoruz, sürekli vurguluyoruz. Yani burada aslında aynı zamanda da bir Türkçe öğretmeni görevini görüyoruz. Tarihini okuyun, anlamaya çalışın dediğimde mesela bir teoremi açıklarken direkt işte Pisagor teoremi şudur. A kare eşittir B kare artı C karedir demek değil. Pisagor'un hayatını araştırmayı öğrenci bilmeli, onun tarihçesini bilmeli. Yani o teorem neden vuku bulmuş, neden açıklanmış, neden ispatlanmış, neden gerekli olmuş. Yani öğrencilere birazcık daha matematiğin tarihçesini de sevdirirsek, nedenini, niçinini, bir de mesela en çok öğrencinin sorduğu bu konu benim ne işime yarayacak? Şimdi bu anlamda öğretmenin gerçekten konu bazında diyeyim, ünite bazında, yani bir matematik olarak genel bütün düşünüyorum, tüm ortaokul gibi düşünüyorum ya da lise. Lise de aynı şeye geçerli. Çocuğun sorusuna cevap vermeniz gerekiyor. Yani çocuk eğer o konuyu nerede yapacağını, nerede kullanacağını sizden o cevabı almazsa tatmin olmuyor. Siz o konu yani geçiştiremiyorsunuz. Öğrenciyi çok iyi analiz etmeniz lazım, çok iyi tanımanız lazım. Ve çocuğun her sorusuna mutlaka cevap vermeniz gerekiyor. Onu beslemeniz gerekiyor yani. Bu her seviyede öğrenci için geçerli. Beslemeniz gerekiyor. Beslediğiniz takdirde çocuk zaten size olan bakışı, matematiğe olan bakışı çok olumlu oluyor. Öyle diyeyim. Bilmiyorum. Umarım işe yaramıştır verdiklerim. Hocam emin olun yaradı. Gerçekten çok teşekkür ederiz tavsiyeleriniz için. Benim sorularım bitti. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Eklemek istediğim, ben öncelikle gerçekten adım adım matematik denemesinde çok teşekkür ediyorum. Böyle bir vesileyle bizi buluşturduğunuz için. Ve sizlere de gerçekten işiniz zor. Güzel bir öğretim hayatı diliyorum. Ve bizlerden daha iyi yapacağınıza da inanıyorum. İleriki yıllarda mesleğinizi daha iyi yapacağınıza inanıyorum. İnancımız tam sizlere. Çok teşekkür ederiz hocam katılımınız için. İyi ki geldiniz, bizi aydınlattınız. Çok değerli bilgiler sundunuz. Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler.